Evet hocam, transfer tahtası açıldı. Önce onunla ilgili yorumlarınızı alalım. Ondan sonra diğer konulara da geliriz. Evet, çok zor bir süreçti. Yani bu süreci ben son 6 aydır yaşıyorum. Ama sizler daha uzun süredir biliyorsunuz. Yani bu ilk dönem değil. O açıdan zor da olsa Eskişehir'i mutlu eden bir sonuca ulaştık. Çok emek sarf edildi herkes tarafından. Bunu başkanımız, yöneticimiz, şehirde sözü olanlar, bu da bir gerçek. Yani onları göz ardı etmemek lazım. Yani bütün emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum ben Eskişehir Spor adına. İnşallah bundan sonraki süreçte de son 10 gündür özellikle görmüş olduğumuz o bir şehirdeki senerjiyi, birlikteliği önümüzdeki yıllara da yayarız. Tekrar yeniden güzel, hep söylediğimiz gibi o 65 ruhunu tekrar yakalayaraktan sadece sahada değil aynı zamanda da tribünlerde, aynı zamanda da şehrimizde yakalar. Türkiye'nin önde gelen tekrar şehirlerinden tekrar o Anadolu efsanesini eski günlere döndürüp İstanbul'da kullanır, tekrar korku rüyası oluruz inşallah. Hocam başından beri siz de olaya müdahildiniz. İcra kurulundan itibaren yaşanan bir süreç var. Transfer açma döneminde ne tip zorluklar yaşandı, neler yaşandı o süreçte? Dün akşam itibariyle çözüldü. Yani o süreci kısaca özetlerseniz. Ya şimdi o süreci yani kısa özetlemek çok zor. Yani gerçekten çok zor. Verilen inanılmaz bir yani emek var. Biraz geçen toplantıda söyledim biliyorsunuz. 23-24 tane avukat, 71 tane teknik adam futbolcu, 83 tane dosya, ayrı ayrı dosya. Yani bunlarla hep birebir gidip görüşmeniz gerekiyor. Bunlarla birebir gidip ikna etmeniz gerekiyor. Halinizi anlatmanız gerekiyor. Tekrar bir daha gitmeniz gerekiyor. Ama sonuçta bir kere ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Yani imzayı veren herkese, o 71 dosyaya sahip olan herkese, iyisiyle kötüsüyle. Biz şunu gördük, yani orada 71 kişinin hiçbiri de burada helallik alarak gitmemiş. Yani bu üzücü olanı. Çünkü şehrimize bakacak olursak şehrimiz misafirperver. Her anlamıyla her şehirden ve her ülkeden misafir kabul eden, ağırlayan bir şehrimiz. Biz buraya gelen o arkadaşlarımızı, o meslektaşlarımızı, o futbolcularımızı bu şekilde göndermememiz gerekiyordu. Çünkü birden fazla aynı hikayeyi duyduk. Bu da açıkçası bizi üzdü. Ümit edelim ki bundan sonraki süreçte buradan gidenleri mutlu bir şekilde helallaşaraktan gönderelim ki tekrar onlara var ya bir telefon açtığımızda tekrar onlar bizi aradıklarında güzel hatıralarla, güzel anılarla paylaşalım. Bu bizi daha çok mutlu eder. Eskişehir'e de bu yakışır. Hocam 1,5 günlük bir süreç var şimdi transferin sona ermesi için, ikinci transfer tesis dönemi için. Bu 1,5 günlük süreçte kulüp olarak nasıl bir yol izlenecek transferde özellikle? Yani şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani biz şimdi transfer tahtasını açtık ama Haziran çok zor gözüküyor. Ocak çok zor gözüküyor. Belki bir sonraki Haziran da çok zor gözüküyor. Bu yapılanmayı doğru yapılması gerekiyor ama bazı kısıtlamalarımız da var. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani transfer tahtasını açmak için belirlemiş olduğumuz bir bütçe vardı. O bütçenin çok çok üzerine çıktık. Yani normal olaraktan işte buradaki içerideki oyuncular olsun ödemeler, diğer taraftan yeni alacağımız oyuncuları seçenek hakkımızı biraz azalttı. Şöyle bir yola haritası izleyeceğiz bundan sonra. Gençlerimiz bir kere onlar bizim göz nurumuz. Onları bir kere hiç göz ardı etmeyeceğiz. Hatta onları mümkün olduğu kadar daha üzerine koyaraktan Türk futboluna, Eskişehir Spor'a kazandırmaya çalışacağız. Diğer taraftan 6 aydır burada bekleyen, her fedakarlığı yapan arkadaşlarımız var. Onlara ayrıca bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sezon başında yapmış oldukları sözleşmeden inanın çok büyük bir kısmını fedakarlık ederek sildiler. Yani, o rakamları aldı. Alacaklar rakamı sildiler. Büyük bir oranı sildiler. Yani o da onların buraya ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Detaylarını başkanımız zaten kendi düzenleyeceği basın toplantısında rakam olarak da size verir. Yeni transferlerle ilgili belirli mevkilerim var. Olmazsa olmaz mevkilerimiz var. Bunun içerisinde olmazsa olmaz mevkilerimi nasıl tercih yapacağız? Öncelikle
Şu anda borcumuz olan oyunculardan kimleri değerlendirebiliriz onlara bakacağız. Onların borçlarını yapılandıracağız aynı zamanda. Dosya sayısını azaltacağız. Eğer onların içerisinde bir alternatif üretemezsek o zaman dışarıdan oyuncu getirebilmek için imkanlarımız nedir ona bakacağız. Çok fazla bir zamanımız yok, bu gerçek. Ama bunu yaklaşık bir 36 saat içerisinde yapmak zorundayız. Hocam isimler hemen tabii gündeme geldi. Fenerbahçe'den Carlos Camino'nun adı geçti. Yine kaleci için Cenk Gönen'in adı geçiyor. Tabii isim vermekten yana değilsiniz çoğu zaman ama bu isim konusunda bir... Yani siz bu tür büyük isimlere alışık olduğunuz için hep bu isimlerle geliyorsunuz. Yani geçmişte. Zaten o isimler bizi bu duruma düşürmedi mi? Yok yani biliyorum yani demek istediğim yani alışkın olduğunuz isimler olduğu için yani büyük isimler hep hoşunuza giden ondan sonra geldiği zaman şakşaklar ama nasıl yapıldı nasıl oldu bu oyuncuların parası nasıl ödenecek diye o sorular sorulmadı zamanında şu anda da onun için şeyini çekiyoruz. Belki de yani veyahut da cevap vermediler öyle söyleyelim evet. Size. Onun şu anda sıkıntılarını yaşıyoruz. Yoksa bu şehir kendisini çok 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 rahatlıkla idare edebilecek şehir. Ama geçmişle şu anda hesaplaşmanın bir anlamı yok. Biz geleceğimize inşa etmek zorundayız. Biraz önce söyledim, biz hayalci değil, gerçekçi. Elimizde ne varsa, sadece elimizde ve cebimizde ne varsa onlarla ne yapabiliriz, kimler alabiliriz? O doğrulukta hareket etmek zorundayız. O dosyada, sıkıntılı dosyalarda geri dönebilir dediğiniz bazı isimler vardı. Mesela Berkay Dabanlı'nın geri gelebileceğini duyduk. Tabii ne derece doğru sizden doğru, daha... Doğru, doğru. Berkay bizle beraber olacak. Bu tip isimler başka kimler var hocam? Yani o sorunlu diye düşünmüyorum. Şimdi şöyle yani iki dosya anlamında evet. Şimdi biz bir de şuna baktık. Yani mesela Semih gitmemiş olsaydı belki o mevkiye çok sıcak bakmayabilirdik. Yani onu değişik şekilde belki çözebilirdik. Ama böyle bir ortam olunca da ilk tercihimiz o olmak zorunda. Artı Berkay Boluspor'da tamamen idmanlara katılmış, idmansız bir oyuncu da değil. Yani takım idmanı yapmış bir arkadaşımız. Buraya da gelmeye gerçekten çok çok istedi. Çünkü biliyorsunuz burada başladı onun Türkiye macerası ama maalesef istenildiği gibi gitmedi. Yani o gelip tekrar bizden bu konuda bir şans istedi. Ve inan dosyasında da fedakarlık yaparak geldi. Onu da söyleyelim. Ümit edelim ki bize faydalı olur bundan sonraki süreçte. Hem o kazanır hem Eskişehirspor kazanır. Diğer isimlerden yani birkaç tane daha görüştüğümüz var ama onlar şu anda daha netleşmedi. Yani bu akşam veya da yarın öğleye kadar netleşir diye ümit ediyorum. Antrenmanda İbrahim Sokko, Kıvanç gibi isimler var. Hocam genel olarak hangi isimler kaldı? Tam isim alabilir mi sizler peki? Mesela, sezon başında lisansı çıkmayan. Yani şu anda... Marko Milinkovic, Jesse. Hatırladığım kadarıyla Kerim Avcı dışında herkes burada. Kerim Avcı. Peki yani, hava nasıl hocam? Onların moral motivasyonu sizce nasıl? Vallahi bence yani benden belli oluyor herhalde. Yüzler gidiyor. Yani. Gerçekten ortam çok yani değişik yani ben onlara yani ne kadar teşekkür etsem çok azdır yani burada yani futbol kamuoyunu biliyorsunuz bir ay iki ay üç ay maaş ödenmediği zaman idmana çıkmak istemeyen oyuncu grupları oluşuyor. İşte değişik sıkıntılar yaratan ortamlar oluşuyor ama biz bir günden bir güne böyle bir ortamı yaşamadık bu arkadaşlarımıza. Bunların lisansı çıkmadı, bunlar 6 ay futbol oynayamadı ama ona rağmen bize hep yardımcı olmak ya çalıştılar. Ondan dolayı onların emeğine, onların yüreğine yani teşekkür etmek lazım gerçekten. Yani sadece ben teknik adam değil, şehir olarak hepimizin yapması lazım. Hocam bu isimleri hep toparlayıcı oldunuz. Geçtiğimiz hafta vedalaştılar ama tekrar bunları bir araya getirmeyi başardınız evet. Hocam. O süreç nasıl geçti? Evet, çok cuma gün yani açıkçası tamamen umutlarımızı kaybetmiştik. Tekrar bir 31 Ağustos akşamı yaşamak istemiyorduk arkadaşlarımızla. Onlara da bunu anlattık. Onlar da kendiler de zaten hep soruyorlardı yani biz yani ne yapalım ne edelim diyerekten. Cuma günü akşam işte size bazı şeyler okudu yani yazdınız. İşte Beşiktaş muhabbeti vardı bazı oyunculara talip olan. Diğer takımlardan bazı telefonlar almıştık. Bu bizi biraz umutlandırmıştı açıkçası. Cumartesi gün olay tamamen değişik yöne doğru gitti. Yani bizi daha çok umutlandıran telefonlar geldi. Pazartesi günü ise bu işin olacağına inandık. Balıkesir maçından önce de arkadaşlar tekrar aradım. Yani gidin bir yerlerle görüşün ama biz bu işi yani %99.9 çözeceğiz. Bir yerlere imza atmadan önce bize de haberdar ederseniz en azından paylaşmış oluruz.
tekrar dönmek isterseniz ilk tercihimiz sizler olursunuz diyerekten söyledik. Hatta bazı oyuncuları sağlık kontrolden geçtikten sonra tekrar geri geldiler. Bazı oyuncularımız masada otururken tekrar bizi arayıp durum nedir diye sordular. Bu da açıkçası bizi mutlu etti yani tekrar onların. Üç tane isim var öyle resmen gidip de tekrar sizin telefonunuza geri dönen arkadaşlar oldu değil mi hocam? Yani 4-5 tane oldu yani 4-5 tane oldu. Hocam Cemal Sertel merak ediliyor. İki kulüp arasında anlaşma tam anlamıyla sağlandı mı? Şöyle yani onun detaylarını başkan açıklasın yani çünkü sonuçta o düzeyde olan bir şey. Yani başkanımız yapar. Ama yani bazı şeylerde gizlemenin bir anlamı yok. Sadece sizin belki hep tahmin ettiğiniz takım olmadı. Yani veyahut da sizin ümit ettiğiniz. Yani transferin şekli, oluşumu tamamen değişik bir şekilde oluştu. Burada Cemali'nin transferi bu transferi yani bu tahtayı açmamızda yani %100 etken oldu. Bu gerçek. Hocam cumartesi günde kritik bir maç var. Şampiyonluk yarışının en önemli güçlü adaylarından Gençler Birliği geliyor. Tabii taraftara da çağrınız oldu sosyal medyadan ama o ambiyans çok farklı olacak. Yeniler de oynayacak. Belki yeni transferler de oynayacak. O günle ilgili neler söylersiniz? Ya belki özlenen tablo ilk defa yani bu sezonun özlenen tablosu bu hafta yaşanacak. Çünkü biliyorsunuz sezona başlama hedeflerimizi, hazırlık dönemimizi çok yakından takip ettiğiniz oradaki süreci çok çok iyi biliyorsunuz. Siz de bizleri o kadroyla lige başlamış olsaydık daha değişik yerlerde bekliyordunuz haklı olaraktan. Çünkü biz de öyle düşünerek veya öyle bilerekten yola çıkmıştık. Yani o tabloyu belki bir ilk 2-3 hafta göremeyeceğiz. Çünkü o haksızlığı da yapmayalım. İşte Osmanlı hazırlık maçından sonra biliyorsunuz işte ya bunlar işte diğerleri daha şey diyerekten yani gerek yok onlara falan gibi söylemler de zaman zaman oldu. Öyle bir şey olmadığını 3-4 hafta sonra çok net bir şekilde göreceğiz. Yani sadece üzücü olanı bu arkadaşlarımızın 15 haftası kaldı. Yani ligin bitimine. Ligin belki de son 5 haftasına gelince şunu diyeceğiz. Ya bu 31 Ağustos'ta olmuş olsaydı şu anda başka şeyler düşünüyoruz. Başka şeylerin sevincini yaşıyoruz diye düşüneceğiz veya göreceğiz. Ben bundan eminim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Benim adımı da yani bugün tekrar teknik direktör olduğumu hissettim yani gerçekten. İşte zaman zaman sahaya çıkamadık, zaman zaman değişik yerlere gitmek zorundaydık. Bundan dolayı da çok büyük eleştiriler aldık. Yani bunu da biliyoruz. Özellikle de sonuçlar istenildiği gitmediği zaman. Ama onlar yapılacak. Yani o eleştiriler de yapılacak. Önemli değil ama onlar olma yani bu ortamlar oluşmamış olsaydı belki bugün burada ne siz olacaktınız ne de biz olacaktık. Bunu da hiç kimse unutmasın. Yani bundan sonraki hedefi soruyorum. Bundan sonraki ilk hedef şu anda bulunmuş olduğumuz yerden bir an önce kurtulmak. Yani 17 puanımız var. Direkt üstümüzdeki olan takımlarla 3, 4, 5, 6 puanlık fark var. Onu kapatmak ilk hedefimiz bu olacak. Ama yani bu lig çok şey gibi. Yani 3, 4 haftalık bir seri yakaladığınız zaman tamamen değişik yerlerde olabiliyorsunuz. O açıdan şu anda hedefle belirlemek çok doğru bir şey değil. Bu sezon ligde kalalım. Bu ilk önceliğimiz. İkinci hedefimiz bu kulübün var ya yükünü bir an önce var ya üzerinden mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışalım. Yapılanalım. Çünkü bu çok önemli. Olmazsa yine sıkıntılar yaşayacağız. Biz bu borçtan kurtulmak zorundayız eğer. Yani hedefimiz bu. Yani kulübün borcunu yok etmek veyahut da mümkün olduğu kadar minimalize etmek. Yani bu ligde olup bunu tamamlamak ilk hedefte. Bu demek değil ki Süper Lig hedefimiz olmayacak. Bu da olacak tabii ki. Ama ilk hedefimiz bu. Olmalı. Bu olmalı.